Selam arkadaşlar. Bu dersimizde yola yazma aracını kullanarak metin oluşturacağız. Hazırsanız başlayalım. Bunun için öncelikle elips çerçeve aracını seçiyorum. Çalışma alanımızı büyüttüm sizin için biraz. Shift tuşuna bastım. Dengeli bir elips oluşturacağım. Evet. Şimdi geldim. Önce ne yaptım? Seçtim elips aracımızı. Aktif hale getirdim. Color temalarını tıkladım. Buradan güzel bir renk seçelim. Keşfet'i tıklıyorum hemen. Buraya geldim. Güzel bir renk ortaya çıktı. W'ya bastım. Son halini gördü. Şimdi geldim. Yazma aracını uzunca bir tıkladım. Yola yazma aracını seçtim. Yola yazma aracını seçiyorum tekrar. Şuradan tıkladım. Ne diyelim mesela? Hazırladığım soru bankamdan bir cümle yazalım. Son 50 yılın ÖSYM soruları analiz edilerek hazırlanmıştır dedim. Evet, geldim. Tıkladım seçim aracımızı. Metni seçtim. Buradan metin puntosunu artırabilirim. Dikkat edin lütfen. Neyi seçelim? En basitinde işte Arial'i seçelim artık. Arial diye bir çeşit olduk. Arial Bold'u seçtim. Şimdi geldi. Yine seçim aracımı tıkladım. Evet. Dengelemeye çalışıyorum metni. Biraz daha aşağı alacağım. Pardon. Bakalım dengeli oldu mu hizası. Hemen hemen dengeli. Şuraya bir nokta da koyabiliriz. Şimdi bakalım son hali nasıl göründü. Şimdi buradan isterseniz metin rengini değiştirebilirsiniz. Geldim. Burada metnimizin renk olarak siyah seçili. Rengi olarak tıkladım. Sarı çok da hoş görünmedi. Değiştirelim bunu isterseniz. Daha güzel bir renk seçebilirsiniz. İşte bakalım şu nasıl görünecek. Evet, bu biraz daha dikkat çekici. Şimdi bunu bu şekilde yazdıktan sonra şu iç kısma metin ekleyebiliriz. Bu da çok basit bir şey. Şöyle bir sayısal değer ekleyelim. Ctrl Alt C'ye bastım. Metin çerçevesini metne yapışık hale getirdim. Bir daha seçeyim, özür dilerim. Hemen neyi seçiyorum buradan? Serbest dönüştürme aracını seçtim. Ki sayımızı büyütelim punto değeri olarak. Geldim. Biraz daha büyüttüm. Biraz daha büyüttüm. Biraz daha büyüttüm. Biraz daha büyütüyorum. Evet. Şimdi geldim. Renk olarak ne seçelim? Sarı iyi gider. Biraz Fenerbahçe oldu ama. Evet. Şimdi son 50 yılın ÖSYM soruları analiz edilerek hazırlanmış dedik. İçerisine de el yazısını yerleştirdik. Böylece seçtiğimiz bir yola metni yazmış olduk. Yeni bir derste görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.